Bu tür içerikleri çekmek nereden aklına geldi? Ben normalde podcast içeriği yapıyordum. Böyle gündem üzerine falan konuşuyordum ama hiç de keyif aldığım bir şey değildi. Bir de gündem kanallarının çok içinin boş olduğunu düşünüyordum ben. Çünkü adamlar açıyor, atıyorum işte orman yangını çıkmış. Benim podcast kanalları ile ilgili hep düşüncem böyleydi. Evet arkadaşlar işte şurada bir orman yangını çıkmış. Orman yangınları gerçekten çok kötüdür. İşte yetkililer böyle böyle, böyle olduğunu söylüyor. Şöyle 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 şöyle, şöyle. bitti ben yaparken işte orman yangınlarını işte neyin sebep olduğunu son yılda kaç defa arttığını neyin bilmem ne böyle devamlı böyle daha detaylı benim zaten öyle bir hastalığım var yani bir konuda gerçekten konuşabilecek kadar bilgi birikim olması lazım yapamıyordum podcast videosu 3 güne, video güne, video güne bir video atıyorum 4 güne millet günde 2 video atıyor ben 3 güne bir video atıyorum 4 güne bir video atıyorum haftada bir atıyorum çünkü araştırıyorum bir de edit yapıyorum ya şimdi yüksek editle araştırmalı podcast kanalı olmaz kimse izlemez neyse bir gün bir tane daha video attım hatırlamıyorum ne videosu olduğunu. Bir tane takipçim vardı benim Gürkan diye. Gürkan'a da buradan selamlar. Çocuk yorumlarda ben o dönem tüm takipçilerimi tanıyorum tabii. Kanal çok küçük. Bin abone bile değil. Gürkan diye bir takipçim geldi yorumlarda bana sormaya başladı. Senin de a koyayım dedi yapacağın içeriğin de a koyayım dedi. Ulan dedi kusura bakmayın küfür için ama böyle yazdı yani. Dedi ki bırak dedi bu sadece en az çakması içerikleri. Sıkıldık lan dedi. Yayınlarda anlattığın konuların yüzde birini dedi bu şeyde anlatsan videolarında anlatsan kanalın uçar senin dedi. Ben de düşünmüyorum böyle bir şey yani hani bana mantıklı gelmiyor yayınlarda da ama internet gizemleri konuşuyoruz Minecraft oynayıp internet gizemi anlatıyor Minecraft oynayıp işte bir şeyler anlatıyor dedi ki yayınlarda anlattığın konuları dedi bir kere video yapsan dedi uçar gidersin dedim ya Gürkan kaybolma banladım Gürkan'ı kanaldan sonra Instagram'dan söylemeye başladı bana Gürkan sokacağım dedi senin podcast içeriğine de sana da bir kere dedi bir şans var. Ben de dedim ki Gürkan öyle mi? Bir video atıyorum dedim yarın ve o video dedim eğer tutmazsa seni dedim her yerden banlayacağım. Bir daha da beni izleme. Abi bir video attım. O dönem attığım her video kötü gidiyor yani. yani bin, bini görmüyor. 500 600 lan videoyu attım 7000 bin izlendi. Gürkan bir sövüyor bana ama. Ne oldu lan? Ne oldu? Falan diye böyle. Gürkan'ın <laughs> banını açtım ben. Sonra moderatörü verdim Gürkan'a. Neyse Bam bir tane daha böyle internet gizemi attım lan o da 10.000 izlendi. Bir tane deep web videosu attım lan da 5.000 aboneyim 50 50.000 izlendi. Ayda dedim ne oluyoruz ya. İlgimi çeken de bir konu yani internet gizemleri. Bayılırım yani. Podcast'ı sevmiyordum gündem üzerine konuşmayı. Gündem... Benim ilk zaman da aynı ya. Şeyleri yaptığım zaman bu. Benim eski oynadığım oyunların batış hikayelerini anlattığım zaman çok o kadar keyif alıyordum ki yapmaktan. Evet yani at diye böyle bir tane daha attım. Dip Web'de oydu buydu. Pam bam 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 pam izlenmeye başladı falan filan. Sonra buradayız işte böyle oldu. Öyle söyleyeyim. Gürkan o gün beni eleştirmese yine bu işi yapar mıydım? Yapardım ama çok daha geç olurdu yani. Geç. Çok daha geç olurdu.